Sabahlaşıyor mesaj atıyor ya. Evlenmeseydin değil mi? Tarçın bana masaj yapıyor. Hayır anne, hadi seni bunun şey için kaburga mi? Kaburga senin ağrını hissetti de acaba orayı mı şey yapıyor? Bilmiyorum. Ne? Kaburganın hani şeyi ya senin. İndir edemi, indir. Hah kızım ya, ah, orası orası işte. Hah, kolum çok yoruldu ha. Eklem yeri. Teşekkür ederim kızım benim. Ha işte orası. Şifa veren kızım benim Tarçın. Merhaba, Emel Dural ben. Serik'te resim yaparak geçimimi sağlıyorum. Bir nevi de kültür hizmeti veriyorum. Bu da kızımız Tarçın. Ben bunu 3 hafta kadar önce şöyle sokakta geçerken sevdim. O da pek bir cana yakın. Ondan sonra da geldi benim atölyemde, beni seçti. Evde de bir kedim olduğu için eve götüremiyorum. Akşamları çıkarıyorum dışarıya. Kızım. Sabahları geldiğimde hemen kapının önünde mamasını veriyorum. Atölyemde akşama kadar duruyor. Doğuştan masör olarak doğmuş kızımız. Böyle akşama kadar, şu an hani biraz demin yaptı, yoruldu da denk gelmedi size. Bir hayli, bir saat kadar masajı yaptı. Böyle omuzlarıma, buraya, her yere, bacaklarıma masajı yapıyor. Ruhen bedenen beni dinlendiriyor. Karşılığında da mamasını alıyor. Akşama kadar da kağıtların üzerinde uyuyor. O kadar tatlı cana yakın ki, hani o kadar çok kedi, ben çocukluğumdan beri hep hayvan çok seviyorum, evde de var. Ama bu bir başka türlü bir karakteri var. Çok cana yakın, ya masaja ya şey yapıyor böyle, kıyafetimi ağzına böyle bir kilitliyor, ondan sonra gözünü kapatıyor, transa geçiyor. Ne kadar sürüyor mesela? Ya bir saat kadar yapıyor. Ben yoruluyorum, o yorulmuyor, artık alıyorum onu, ondan sonra da uyuyor zaten. Ama o kadar iyi geliyor ki bana. Meditasyon ya, terapi, meditasyon. O da burada huzurlu. Peki nasıl fark ettiniz onun masaj yapmışını mesela? Yok, kendisi kucağıma geldi. Ondan sonra ben resim yapıyordum, geldi. Başladı böyle beni yoğurmaya. Öyle. Şimdi bakıyor musun sen kızım? Şuna bak.